Dur. Hop hop hop. Sakin ol Devrem ya. Ne bu gerginlik? Ya oğlum artık evimize de mi habersiz giriyorsun? Ne kadar utanmaz adamsın sen be. Ne yapayım Devrem? Ha? Kapını ben mi açık bıraktım? Nasıl yani? Ne biçim polissin oğlum sen? Tam zili çalacaktım, kapının açık olduğunu fark ettim. Merak ettim, içeri girecek mi? Bir saniye. Mutfaktaki kahvaltıyı sen yapmadın mı yani? Ne kahvaltısı? Hadi çıkalım, seninle konuşacaklarım var. Sen bana cimri diyorsun ama simit yiye yatırım yaptım ben. Ne haber? Ne yatırımı? Ev aldım. Ev mi? Sen? Hı hı. Hangi parayla oğlum? Sen polis adamsın. Yoksa validelerle mi barıştın ha? Ben polis olunca onlar beni sildiler. Neymiş? Koskoca ihracatçının oğlu polis olur muymuş? Kaç kez gittim yanlarına. Bayramda ellerini öpmek için. İçeri bile almadılar. Sanki polis değil de terörist olmuş. Baban şirketin başına seni düşünüyordu. Ondan kızgındır. Her neyse ev diyordun. Ha evet. Boğaz manzaralı. Ne? Tabii oğlum. Direkt boğazı görüyor. Cillop gibi. Etrafı açık. Havadar. Yeşillikler var etrafında. Öyle trafiğin falan da içinde değil. Allah Allah. Hadi be. Sen benimle dalga geçiyorsun değil mi? Yok oğlum. Niye dalga geçeyim? Evi göstermeye götüreceğim seni. Dubleks mi? Yoksa kaç metrekare? 1,5 metrekare falan. Nasıl yani? İşte burası. Kimse bilmeyecek mezarımı, tamam mı? Ne anam, ne babam, ne de vazife arkadaşlarım. Hiçbiri. Peki Muazzez? Muazzez'le ne alakası var? Nerede şimdi? Kıbrıs'taymış. Bir doktorla evlenmiş. 7 sene beni bir enkaza çeviren birini niye hatırlatıyorsun ki? Arkadaşlar belki unutmamışlar. Arkadaşlar kalpten vurmayı iyi biliyorlar. Keşke etemin paçasının çamuru olabilsem. Mezar taşı da istemiyorum. Sadece şu demir parçası dursun başımda. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte bir gurur. Bir mum ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Arkadaşların aklı hala belde galiba. Yok be Devrem. Dedim ya, ben çoktan öldüm. Ödünç verilmiş bir hayatı yaşıyorum. Senin için okudum o mısraları. Evlen. Ben mi? Asla Devrem, asla. Kendin için değilse bile bebeğin için. Senin şu 1,5 metrekarelik evin yanı boş mu? Belki gece yıldırımın ordularının kılıç şakırtılarını duyarız. Yaşatmak için yaşamalısın. Anladın mı beni? Yaşatmak için yaşamalısın.